Karadeniz'de buldu mu? Gabar'da buldu mu? Boruyu da bize döşedi. E daha ne olsun? Ne istiyorsun kardeşim? Boruyu döşedi mi kardeş? Döşedi. Daha ekonomi nasıl olsun? Emekliler de kafasını sürahip edersin. Belediye parkında tuvalet ara. Arasınlar. Acının ta... Kendimi eğlendirmek için çekirdek yiyorum. İktidar destekledik mi daha önce de? Evet. Son hem seçimde? Sonuna kadar destekledim. Son seçimde? Son seçimde de destekledim. Her zaman desen şimdi hiç desteklemiyorum. Hazine Bakanımız ekonomi düzelecek dedi. Siz ne diyorsunuz? Onu soruyorum. Atmış. Bu akılla giderse askere tezkere. Acacına dolaşıyor. Ben de acacına dolaşıyorum. Çekirdek yiyor. Ekonomi çok güzel. Ver Hüseyin abi. Şeyden alayım. Cumhurbaşkanı'na vereceğim size. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Dedi ki ekonomimiz 2024'ün ikinci çeyreğinde düzelecek dedi. Siz ne diyorsunuz? Düzeldi işte. Daha düzeldi ne? Mi? Evet. Düzgün mü şu an? Daha ne olsun ya? Petrol geçinemiyoruz diyor. Neresi düzeldi kardeşim ya? Nerede düzeldi? Sonunu dinliyorum sana dayı. Düzeldi. Konuşma bilmeden. Karadeniz'de buldu mu? Gabar'da buldu mu? Boruyu da bize döşedi. E daha ne olsun? Ne istiyorsun kardeşim? Sonunu beklemeden konuşma babi ha. Boruyu döşedi mi kardeş? Döşedi. Daha ekonomi nasıl olsun? Daha ne bekle? Ha bak petrola görüyorsun değil mi? Bak 30 ne kadar? 37.80'miş. Daha ne olsun ha? Emekliler de kafasını sürahip edersin. Belediye parkında tuvalet ara. Arasınlar. Acanın ta... Ha söylemek istemiyorum. Utanıyorum ben. Döşediler tabii. Daha ne olsun? Tamam. Bulundu. Döşediler garibana, emekliye. Döşediler. Nasıl düzelir? Nasıl düzelir? Şimdi boru döşendi. Şimdi evlere dağıtımı yapıldı mı? Her şey biter. Tokta kapının önüne geldi mi her şey biter yani. Yani Mehmet Şimşek'le ilgili o başka dolar benzin iyi şu anda iyi çok şükür. Halimizde memnunuz yani. Evet, dağıtım yapılması lazım ama. Ha, eve de dağıldı mı sorun biter. Arabalara da ne zaman pumpa geldi mi doldurduk mu bitiyor o kalmış. Ne zaman dağılacakmış bu? He? Ne zaman dağılacak? Dağılacak hayaller peşinde koşuyoruz. Vay be. Şey yer bak, sen kebapsın bak, bak, bak akıllı bu. Akıllı şeylerden. Anladım. Gabar'da petrol buldular. Orada da bize döşediler bize. Döşediler. Ha, tamam ben demek ki tam konuyu anlamamışım. Ha, doğru tamam. Tamam ya kardeş tamam. Gözünü seveyim. Devam et abi. Doğru. Anlamadan hep bu hale getirdiler devam, memleketi doğru, zaten. Başka devam. Sorun var mı? Abi başına duymadı sen hani. Başka sorun var mı kardeşim? Başka sorun yok abi. Varsa eklemek istediğim bir şey. Bunu yapanları kimse Allah belasını versin. Hazine Bakanımız ekonomi düzelecek dedi. Siz ne diyorsunuz? Onu soruyorum. Atmış. Bu akılla giderse askere... tezkere. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki 2024'ün ikinci çeyreğinde düzeleceğiz diyor. Siz ne diyorsunuz? Bence düzelmez. Bu şekilde gider yani. Hiçbir şekilde düzelmez. Yani düşünmüyorum. Çünkü her şey kötü. İnsanlar bence aç ve sokakta yani. Geçtiğimiz seçimler. Desteklemedim. Hayır. Kesinlikle desteklemem. Şahsen ben bir genç olarak ben burada da yaşamayı düşünmüyorum. Ben yurt dışına gideceğim en yakın zamanda. Çünkü bu şartlar altında gerçekten çok zor. Bu şekilde bir şey diyemiyorum artık ben. Ama çok yazıklar olsun ki ne ülkelerine sahip çıkabiliyorlar, ne insanlarına sahip çıkabiliyorlar. Yani pes diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Diyor ki düzeleceğiz 2024'te. Harikayız. Harika mıyız? Bakalım Mehmet Şimşek diyor ki 2024'te düzeleceğiz diyor. Siz ne diyorsunuz? Uzaya gidiyoruz. Uzaya gidiyoruz. Aynen. Mesela uzaya gidiyoruz. Ne zaman? Şeritli yol yapsalar inanacak bir kitle var. Mesela bir tane. Siz abi? Yorum yok. Ekonomi Bakanı diyor ki, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki, ekonomi düzeliyor diyor. Düzelecek diyor 2024'te. AK Partili miydi? AK Parti değilse en güzeli diyor. Değilse? AK Partili olmasaydı kötü mü demişti? Bilmiyorum. Güzel yaparsalar güzel derler. Güzel olur. Güzel olur. İyi. Her gün üstüne zam, her gün üstüne zam geldikten sonra ekonomi nasıl düzeleceğini ben de onu anlamıyorum. Düzelsinler. Şimdi düzelsinler ne var? Bugünden yarına ne olacağını kimse bilmiyor. Her gün bu kadar patates olmuş diye 14-15 milyon lira, 20 milyon lira kim alıyor? Alamıyor. Hemen düzelsinler. Tatile niye girdiler? Tatilden hemen dönüşte hemen çağırsınlar her şey ne varsa gelsin yapsınlar. Bak millet olan bu şuradakiler bütün boşta geziyor. Boşta geziyor ama niye geziyor? Onun sebebini de kimse bilmiyor. Acacına dolaşıyor. Ben de acacına dolaşıyorum. Çekirdek yiyor. Kendimi eğlendirmek için çekirdek yiyorum. İktidar destekledik mi daha önce de? Evet. Son hem seçimde? Sonuna kadar destekledim. Son seçimde? Son seçimde de destekledim. Her zaman desen şimdi hiç desteklemiyorum. Pişmanlık mı var? Pişmanlık demeyeyim de yani biz böyle bilmiyorduk böyle oldu. Güveniyordunuz. Tabii ki güveniyordum. Daha iyi olacak diye düşünüyordunuz. Daha iyi olacak. Ekonomi düzelecek, maaşlar artacak, çiftçidir, köylüdür, herkes düzelecek diye konuşuyordu ama mümkün değil. Düzelmesine de hiçbir sebep yok. Abi yarın bir seçim olsa ne yaparsınız? Hiç kimseye vermem. Hiç kimseye vermem. Oy kullanmazsınız. Hayır hiç kullanmam. Niye kullanayım? Kullandık da ne oldu?
Bu zamana kadar ben 70 yaşındayım, kullandım. Hiçbir şeyi görmedim. Bundan sonra da niye kullanayım? Erken niye onlara feda olsun benim uykum? Kullandığımız zaman bir şeyler olması lazım. Değişim olsun demez misiniz artık? Valla değişim olsa değişim bundan da kötü olur. Ben onu da garanti veriyorum. Değişim bundan da kötü olur. Çünkü gelen adam diyecek ben enkaz aldım. Enkaz aldım diye ne diyeceksin adama? Söyleyeceğim bu kadar. Başkasına... Dinleme Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki ekonomimiz 2023'ün 24'ün ikinci çeyreğinde düzelecek diyor. Siz ne diyorsunuz? Bu işte bir terslik var o zaman. Recep Tayyip Erdoğan da her şey güllük gülistanlık. Muhalefetin böyle yaygara koparmasına bakmayın diye iki gün önce söylüyordu meydanlarda. Demek ki bir şeyler yanlış gidiyor ki Hazine Bakanı yani bir şey düzelteceğiz diyor. Yanlış giden bir şey var demek ki. Yanlış, yani hangisi doğru söylüyor? Sizin için nasıl durumlar? Berbat ya, yani durumlar yani berbat. Ortalık berbat yani. Çok kötü ya. Hiç daha bu kadar daha kötü olmadı ya. Ben bu kadar daha kötü, yani 52 yaşındayım, ben bu kadar daha kriz şey görmedim yani. Yani ne pazardan bir şey alınabiliyor, ne manavdan bir şey alınabiliyor, ne esnaf, yani esnaf demem. Öğrenci mesela, okullar açılacak yarın bugün, ne olacak bu çocukların hali? Ev yok, köy yok, kiracılar bir dertli, ev sahipleri bir dertli. Dersiz olan yok ki ya. Peki umudumuz yok mu? Umut yok ya, yok gerçekten. Nasıl umut düzeleceğiz? Düz, vallahi bilmiyorum. Onun bir çaresi var mı artık? Lokman Hekim mi gelir? Doktorlar hiç çare yok ya. Bence bu saatten sonra kurtuluş yok gibi bir şey yani. Allah da Kılıçdaroğlu Allah'ın sevdiği kuluymuş ya. Gerçekten yani elinde patlayacaktı bu. Yani her tarafta şimdi Kılıçdaroğlu'nun yani resimleri yırtılacaktı, ablemler taşlanacaktı. Yani o günah keçisi ilan edilecekti. Allah'ın sevdiği kuluymuş. Öyle yani. Başımıza gelen de buymuş. Kolay gelsin diyelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Dedi ki 2024'te ekonomimiz düzelecek dedi. Siz ne diyorsunuz? Vallahi biz de umut ederiz yani düzelirse biz de isteriz. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Yani kim ister yani nedir yansın, evi yansın, ocağı yansın? Yok vallahi. İnşallah düzelir. Yalnız biraz zor mu? Yani gidişat ele gösteriyor. Gidişat ele gösteriyor. Yani bazı israflardan kaçınmaları lazımdır. Faizi kaldırıyorlar, dolar düşüyor, doları kaldırıyor, faiz şey diyor. Demek çare oradan değil. Çare biraz daha tutumlu olmaları lazım, biraz israftan kaçınmaları lazım. 3-5 maaş alan zalimlerden bunları kısmaları lazım. Anladın? Ha, üretim de tabii yapacağım ama ne üretecek onu da bilmiyorum yani. Sağ ol baba. İnşallah iyi olur. Yo, ben durumum çok iyi. Yatlarım var, katlarım var. Ya bunu tanıyorum. Bu eski hükümetle ortam. Evet. Cumhurbaşkanı benim ortam. Ay sen yurt dışından mı geldin? Ekonomi çok güzel. Çok güzel. Ne güzel lan ya. Vatandaş yuvarlanıyor. Ya Allah'ım bırak. Bize bir 100 TL versene. Normal. Şey bize bir 100 TL verdi. Ekonomi çok güzel. Ver 100 TL abi. Kedi alayım mı? Cumhurbaşkanına vereceğim size. Motor ya alacağım diyorum. Motorun fiyatı olmuş 50-60 bin lira. Ben nasıl alayım? 5-6 ay mı çalışayım bir motor için? R25-200 oldu. He. Yok ben bir tane normal küçük olsa da olur. O da 50-60 lira. Ben ya kaç? 2 aydır Espim'de iş arıyorum abi. Bir iş bulamadık ki hala. Abi benim %45 ben bir hastalık geçirdim. Sağ olsun devletimiz hala da yardımcı olacak iş konusunda. Ekonomiye gelince ekonomide krediler olmuş. 600 faiz olmuş tavan. Kim krediyle baş edebilir ki bu zamanda? Hadi çekmeyelim. Tamam çekmeyelim de neyle geçinelim? Devletimiz sağ olsun bugün evi yardımcı olmuyor ki. Yardımcı olsa eyvallah. Ama yardımcı da olmuyorlar. Bugün diyorlar ki engelli kardeşlerimize her şeyimize yardımcı oluyoruz. Hani %45 raporun çıktı. Hani bir maaş alamıyorum bir yerde. Hala da sürünmeye devam ekonomide. Bugün dolar almış başını gidiyor. Ha bizim gibi gençler de sağ olsunlar hep bekar kaldı. Yaş gelmiş 26'ya. Bugün evlenmeyi düşünmezse yani düşünsem gerçekten korkuyorum abi. Nerede evleneyim ben? Hey tavan olmuş abi altındır odur budur. Evlenmeyi bırak abi. Pazara çıkıyorsun bugün garibanın yeri pazardı. Gerçekten garibanın yeri pazardı. Bugün pazarlığa bile tavan olmuş abi. Meyvesidir, sebzesidir her şey orada tavan olmuş. Marketle birebir kafa kafaya gelmişler. Ne bileyim abi sonumuz hayır olsun yani bu konuda gerçekten. Bakan diyor ki 2024'te diyor ekonomi düzelecek diyor. Siz ne diyorsunuz? Yok ya inanmayın. Düzelmez mi? Düzelmez. Neden böyle olduk? Perişan olduk emeklilere zam yapılmayınca. Evet. İflazdayız. Peki destekledik mi iktidarı? Vallahi ben desteklemiyorum. Bu fikirle hiç. Düzelecek miyiz peki? Düzelemeyiz. Zannetmiyorum. Düzelmez. Peki destekliyor muyduk daha önceden? Enflasyon durmadığı süreçte düzelmez. 2024'te diyor düzeliriz diyor. Siz ne diyorsunuz? Ben inanmıyorum. 20 senedir baştalar. Hani neyi başardılar ki? Yabancıları doldurdular ülkeye. Kira olmuş 15 milyar. Ben şu an ev sahibim kirayı evi sat. Sana şöyle söyleyeyim. Arıyorum ev bulamıyorum. Bir saniye ben sana kira 15 milyar. Ben şu an ev arıyorum. Benim maaşım da şu an mesleğim olduğu halde 20 milyar maaşım. Ben şu an 20 milyara 15 milyar kira verdiğim zaman
Peki 5 milyarla nasıl geçinebilirim? Elektriğimi ödeyeceğim, suyumu ödeyeceğim, çocuklarıma bakacağım. Ne yapabilirim? Siz söyleyin. Yani bu ülke yalan dolan üzerine kurulmuş. Yabancıları doldurmuşlar ülkeye. Vay böyle olmuş, vay şöyle olmuş. Her şey yalandır abi. Kim ne diyorsa desin. Bu ülkede adalet yok abi. Bu ülkede hiç kimse bir şey demez. Bu ülkede adalet yok. Adalet olursa zaten kimse bu halde olmaz. Geçinebiliyor musun? Geçinemiyor. Hiç kimse geçinemiyor. Bu ülkede zengini gün geçtikçe zengin yaptı, garibanı gün geçtikçe çökertti. Vicdanım rahat. Benim vicdanım rahat. Suç Erdoğan'dan değil, suç millette millet. Millet. Ya millet ben oy vermezse, sen vermezse o nasıl kazanır adam? Adam benim vicdanım mı rahat diyorum ya Emi. Ekonomimiz düzelir mi? Hayata güzelmez. Güzelmez neden? Öyle yani. Görmüyor musunuz yani? Güzelmez hayata yani. Yapacak yani bunlar bir şey yapması lazım ama gerçekten yani ne hiç ne yapsınlar? Ne yapsınlar? Güzelsin yani. Ne yapacak yani? Görmüyor musunuz durumu yani? Aynen. Şeyi soruyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki 2024'ün ikinci çeyreğinde ekonomi düzelecek diyor. Siz ne diyorsunuz? Abi bence bu ekonomi düzelmez. Çok sıkıntıdayız abi. Aşırı sıkıntıdayız abi. Yani yok. Hani ekonomik diye bir şey kalmadı. Bakalım. Hayırlısı neyse o olsun. Hani, bunun için nasıl durumlar? Bunun için çok yani iyi bir yorumlar yok abi. Amcamla mesela gittik. Bir yere gidelim dedik, bir yerde oturalım dedik, en kötü 200 lira. Eskiden öyle değildi. Yani insan alışveriş yapamıyor, bir yere gidemiyor, bir şey demiyor. Yiyip içemiyor, gezemiyor. Tatile çıkamıyorlar, her şey almış başını gitmiş. Güzel diyor, siz ne diyorsunuz? Düzelecek, düzelecek. Düzelir mi? Çok güzel olur. Yeter ki bu CHP kazanmasın, her şey güzel olacak. CHP kazanmasın diyoruz. CHP... CHP 25 yıldır kazanmıyor zaten. Tamam, güzel değil miydi? Kaç yıl sonra düzeliriz? Bu sene sonra düzelir. Bu sene sonunda düzeliyormuşuz. Soruyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki 2024'te düzeleceğiz diyor. Siz ne diyorsunuz? Güveniyorum. Güveniyor musunuz? İnanıyorum. Ne kadar sürer düzelmemiz? Bir sene. Bir sene. Evet. Bir sene sonra her şey tamam. İnşallah. İnşallah ben de öyle. Katılıyorsun. En fazla iki sene sonra. En fazla iki. Katılıyorum ben de. Düzelmezse peki? Düşünürüz. Ama şu an iktidarın arkasındayız. Evet, arkasındayız yani. Kolay gelsin. Konuşalım. Hazine ve Maliye Bakanı diyor 2024'ün ikinci çeyreğinde düzeleceğiz diyor. Ekonomimiz düzelecek diyor. Sen ne diyorsun? Abi valla ben yeni askerden geldim ama ekonomi düzelir abi. Allah büyüktür. Yani düzeleceğine inanıyorum abi. Her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Kimi destekledik geçtiğimiz seçimlerde? AK Parti'yi mi? Valla ben hiçbirini desteklemedim abi. Hani bir şeyim yok yani seçimlerde. Oy kullanmadın mı? Oy kullanmadım abi. Zaten pek şeyle de alakam yok. Abi şey, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki 2024'ün ikinci çeyreğinde ekonomimiz düzelecek diyor. Siz ne diyorsunuz? Yani kendilerine göre düzeliyor ekonomi. Ama halk için bir şey yok. Yani bu şeyi yıllardır bir yansımıyor. 10 sene güzel yaptı. 10 sene sorun olduysa Sayın Erdoğan bu işi biraz gevşek tuttu galiba. Yapamadı. Artık yoruldu mu bilmiyorum ama ondan da o zannediyorum olabilir. Ama artık bence bırakmanın zamanı geldi. Yeter. İnsan bir yere kadar yaşlanır, gençtir, işini yapar, güzel yapar. Ama bir yaştan sonra artık o işi yapamaz hale gelirsin. Sağlıklı düşünemezsin. Sen düşündüm zannedersin. Ama biz istiyoruz bugün ülkemizde asgari ücret ne kadar? 12 lira. 12 liraya bu adam çekirdek aile olduğunu kabul etti. Bu adam evini nasıl geçiniz? Bu kiradaysa elektriği, suyu, diğer giderlerini nasıl karşı? Bunu halkın ben düşünmesini istiyorum ya buna şey yaptığı zaman, karar verdiği zaman. Sen ona tamam güveniyorsun, seviyorsun. Sevmek başıdır, hizmet başkadır. Çok sevmek başkadır, hizmet başkadır. Sen gerçekten yani bu nedir ya? Ben böyle şeyi hiç sevmiyorum. Ama ben istiyorum ki şu ülkeye düzgün ülkeyi yönetebilecek, gerçekten insanlar refaha ulaşacak. Genç bir lider bekliyoruz inşallah. Gelecek buradan da haberini vereyim. Şeyi soruyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız açıklama yaptı. Diyor ki 2024'ün ikinci çeyreğinde düzeleceğiz diyor. Siz ne diyorsunuz? Valla ben bu 2026'ya kadar düzelemez. 26'ya kadar? Evet. Çünkü sabahına izledim. Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz verdiği şeye 2026'da toparlanacağız diyor. Enflasyon o zaman düşebilir. 2026'da. Evet. 2026'da kim ölür kim kalır. Teşekkürler abi. Sizden alalım abi. Sağ olun abi. Şeyi soruyoruz abi. İşte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
2024'ün ikinci çeyreğinde düzeleceğiz dedi. Cumhurbaşkanı da yaptığı açıklamada enflasyonu tekrardan tek haneye indireceğiz diyor. Siz ne dersiniz? 2013'te yaptılar bunu herhalde, yapacaklarını zannediyorum. Tekrar çünkü yapabilirler diyorsunuz. Tabii 2013'te enflasyon %4'e kadar indi. Faiz %5'e kadar indi. Bunu yaşadık. Malum dünya şartları, para baskısı, para oyunları, dolar üzerinde Türkiye'ye saldırıları, bunlar hepsi yaşanmış şeyler. Şimdi bizim şu anda ayakta kalmamıza şükretmemiz lazım. Türkiye'nin şu anda bu durumda olması inanın bana büyük başarı. Savunma sanayinde tutun, eğitimde tutun, sağlıkta tutun. Her şeyde çok şükür Avrupa'nın çoğu ülkelerinden, Avrupa Birliği'nin çoğu ülkelerinden iyiyiz. Çünkü gidiyoruz, görüyoruz, dostlarımız var, arkadaşlarımız var, geliyorlar. Oradaki sıkıntılar da mevcut. Geçen sene malum Avrupa soğukta donarken biz burada çok şükür Allah'ıma en ufak bir kriz yaşamadık. Bir tane banka batmadı, bir tane fabrika kapanmadı. Dünya krizdeyken,